Recep Tayyip Erdoğan stadından karşınızdayız. Teksüt Bandırma Spor Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı. Gol Metehan Mimaroğlu'ndan geldi. Hemen bu maçı değerlendireceğiz. Tabii ki Nazım Türknas yanımda. Evet, Ayhan Şensoy şu an dışarıdayız. Soğuk hava şu an. Evet, valla. Outdoor durumdayız ama şöyle tabii hava soğuk ama kalplerimiz sıcak. Gerçekten de Bandırma Spor teamüller dışında oynanan bir kupa mücadelesinde. Nasıl, çünkü baktığın zaman bütün dünyada aslında bu maç oynanmış olsaydı muhtemelen Bandırma'da oynanacaktı. Çünkü değil mi? İngiltere'deki uygulamayı bozacak. İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da, çünkü genelde alt ligde yer alan takımların maçlarında oynanıyor. Sahalarında oynanıyor karşılaşmalar. Ama Türkiye'de tam tersi usulden. Yani hem üst liglisiniz hem de kendi evinizde oynuyorsunuz ama Bandırma Spor bu zinciri kırdı ve tek şut Bandırma Spor tek şutla maçı bitirdi. Maçı kazandı sevgili Ayhan Şensoy. Aslında ilk 11'e baktığımda biraz şaşırmıştım. Çünkü Mustafa Çeçenoğlu bugün forvet olarak maça çıkmıştı. Evet. Ön tarafta işte Soku, Doğan Can, yine Metehan'la hücumda aslında rotasyon diye. Yok gibiydi değil mi? Rotasyon yok gibiydi. Yine evet. Farklı denemeler olmuştu. Savunmada Mert'i gördük bugün. Evet, o ilginç bir tercih oldu benim İyiydi için. Gerçekten. O da zaman zaman adam kışırdı ama genele baktığımızda oyunda kaldığı süre zarfında İyiydi. Fena değildi diyelim. Kaleci Akın'a bir paragraf bence çıkartmak lazım. Çünkü gerçekten kaleci Akın, Akın kardeşimiz istediği zaman, istediği maçlarda nasıl oynadığını bence şu an bütün Türkiye'ye göstermiş vaziyette. Ben her zaman için kaleci tercihimi Akın'dan yana kullanmayı tercih ediyorum. Sevgili Ayhan Şansı. Bir kere yabancı hakkınızı şimdi geliyorsun, hakkını yemeyelim ama ben tercihimi her zaman için Akın'dan yana kullanmaya çalışırım. Çünkü yani bir kere yabancı hakkınızı elde var bir yapıyorsunuz. Bir de Akın iyi bir kaleci. Daha önce bu ligde biliyorsun Hatayspor'la bir şampiyonluk yaşadı. Ankara Gücü'nde şampiyon yaşadı. Yani bu ligi iyi bilen bir kaleci. İstediği zaman zaten Akın maç kazandıran bir kaleci. İşte görmüş olduğunuz gibi Kasımpaşa'nın ataklarında bence cengaver gibi tek başına mücadele etti. İyi de oldu yani. Bu maçtan sonra da ben ilk 11'de artık yerini alacağını düşünüyorum yani kolay kolay. Zamanı geldi bence. Kolay kolay. Aslında Taner Taşkın da biliyorsun eski hoca da. Taner Hoca da aslında son iki maçı denemişti. Hüseyin Eroğlu da belki de bundan sonraki maçlarda Akın'ı tercih edecekti diye düşünüyorum. Şimdi seninle sezon başında itibaren biz özellikle son Aralık ayına kadar takımı hangi yönden yiyorduk. Savunma yönü savunma çok yönü. İyiydi. Evet. Dolayısıyla bugün takımın savunma yönünü çok beğendim ben. Doğru. Özellikle savunmada Batuhan ekstra bir mücadele sarf etti. Doğru. Sol bekte Emre Batuhan çok iyiydi. Evet. Mehmet Özcan'ın mücadelesi. Bu takım Mehmet Özcan'sız olmaz. Mutlaka olmalı. Bak, herkesten ben şimdi demiştim ki herkes gider Sergen Kala demiştim ama şimdi bunu da aynı zamanda orta saha için söylüyorum. Ya gerçekten sevgili Ayhan Şensoy, yani Mehmet Özcan arı gibi çalışan, adam kovalayan, yeri geldiği zaman da güzel de şut çeken bir kardeşimiz. Ben Mehmet Özcan'ı yani tanımam etmem ama oyunu da futbolu seviyorum. Bak hatırlarsan Erzurum maçında yoktu Mehmet Özcan. Takımın ne kadar enerjisinin düşük olduğunu gördük. Ben şahsi fikrim yani Mehmet Özcan bu takımdan kesilmesin. Kesilmemesi gereken bir oyuncu. Yine Da Costa'daki yakın zamanda Beşiktaş maçında 3 gol birden atmıştı. Bugün Emre Batuhan'la diğer Batuhan adım attırmadılar ona. Güzel yaptılar. Güzel bir savunma organizasyonu vardı. Evet, güzel bunun oldu. Hakkını verelim. Ben sık sık dile getiriyorum Boru TV'de. Metehan Mimaroğlu bu takımda forvet oynayabilir diye. Bugün de beni yanıltmadı. Bizim demek ki yapmış olduğumuz 10.5 analiz programı izlenmiş. Bu çok net ifade etmek gerekir. Çünkü yani Metehan Mimaroğlu her zaman için sol çizgide hapsolan bir oyuncu değil. Çünkü skorer özelliği var. Şut çekme özelliği var. İşte senin de bahsettiğin gibi son programımızda güzel de söylemiştin gerçekten. Ne oldu? Şimdi Metehan'ın golüyle galip geldi. Yani Metehan'dan aslında bunları bekliyoruz. Yani Metehan sol çizgiye hapsolup da orada kendini orada unutturmasın. Tam tersi daha böyle kendini ortaya çıkarsın ki Bandırma Sporu'nda bu tür gollere ihtiyacı var zaten. Tek takıldığım nokta ikinci yarı Cite'nin girmesinin ardından ben özellikle Kasımpaşa savunmayı daha ön tarafa çekmişti. Orada son paslarda etkili olamadı takım. Onu son da... pas deyince Soku demek istiyorum. Yani özellikle 2-3 tane kontratakta çok net pozisyonlarda yani Soku'nun veremediği, daha doğrusu zamanda veremediği çok paslar vardı. Belki de o paslar asist olacaktı. Yani gol olacaktı ama ya Soku da sene başından beri, bak geçen sene çok iyi bir oyuncuydu ama sene başından beri ben her zaman söylüyorum. Yani et mi tavuk mu balık mı derken bunu kastediyorum. Yani Soku tek forvet mi? Sağ kenar oyuncusu mu? Ortada mı? Sol tarafta mı? Ya kendini bir türlü bu sene bulamadı. Ya inşallah bundan sonraki sezonlarda o da belki programlarımızı takip eder de bizi dinler. Biraz kendine gelir de özellikle takımın hücum noktasında çok ciddi ihtiyacı var kendisine. Umarım bizi dinler.
Navarone Fora da bir parantez açmak istiyorum. İlk kez ben canlı izleme şansım oldu. Evet. Çok da fikir sahibi olmadığım bir oyuncuydu. Her defasında dile getiriyorduk seninle. Yani orta alanda bir takıma akıl katacak işte oyuncudan. İşte playmaker 10 numara. Aynen. Forvet arkası, gizli forvet adını sen koy. Yeri geldiğinde topu saklayacak, yeri geldiğinde kilit pas atacak. Keza Metehan'ın attığı golde de zamanlaması çok iyiydi pasının. Aslında çok kariyerli bir oyuncu. Çünkü bir saniye geç kalsanız da orada offside'de kalabilirdi Metehan. Ben açık söyleyeyim, hani daha çok erken belki ama bu takıma ben katkı sağlayacağı izlenimi aldım. Çok kariyerli bir oyuncu, onu da söylemiştim. Bakma şimdi son yıllarda biraz böyle düşüşte gözüküyor ama eğer oyuncunun üzerinde durulursa, Furun üzerinde durulursa bence Bandırma Spor kazançlı olur. Çünkü kariyerli bir isim, etkili bir isim, Hollanda Ligi'nde ses getiren bir isim. Ben bu oyuncudan iyi bir şekilde hem Hüseyin Eroğlu'nun hem de sportif direktörü Erkan Taşkın'ın İyi bir şekilde verimini yükselteceğini ben düşünüyorum. Çünkü bu tür oyuncuları kazanırsanız yıldız bu oyuncular. Size maç kazandırır, puan kazandırır. Belki de şampiyonluğu kazandırır. Ya. Çünkü neden biliyor musun? Şampiyonluğu inanması lazım futbolcuların. Sevgili Ayhan Şensoy. Son programda bundan barın barın bahsettik. Şampiyonluğa inanması lazım. Bak buraya geldik. Evet. Bak burada ekibimiz de şu an inanıyor. Ama biraz üşüdük ama olsun. Fark etmez. İçimiz yanıyor. İçimiz yanıyor kardeşim şimdi. Benim yanmıyor valla. Gel isteyeyim seni. Yani şampiyonluk ateşi seni de yakar, beni de yakar. Ama futbolcu kardeşimiz bugün bak mesela. Evet, güzel bir oyun gösterdiler. Özellikle mücadele gücü yüksek bir oyun gösterdiler. İşte şampiyonluk buralardan geçiyor. Ayhan Şensoy. Bu maçın Bolu Spor deplasmanında oynanacak lig maçına da yansıyacağını düşünüyorum ben. Çünkü bir... Bolu buraya yakın. Bolu buradan 2 saatlik bir mesafe, 3 saatlik bir mesafe. Daha soktur ama alacaksın şu modeli, tamam mı? Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan stadında alacaksın abi. Bolu 14 Eylül stadyumuna götüreceksin ve maçı kazanacaksın. Bu kadar basit abi. Hani her zaman dile getiriyoruz. Tamam, şu an takımda ciddi bir düşüş var. Son 1,5 aya baktığımızda istenilen skorlar gelmedi ama bu galibiyetin ben bir başlangıç olacağı hissiyatına da kapıldım. Eğer Bolu deplasmanından da bir 3 puan gelirse fikstüre de bakarak Kasımpaşa'da başlayan o senin içinde başlayan yanan ateşin şimdi, devamının geleceğini şimdi düşünüyorum. Şimdi biliyorsun Cumhuriyet de böyle kurulmuştu. Bir küçük kıvılcımla Bandırma vapuruyla, bir dakika kardeşim, ne alakası var? Bandırma vapuruyla Mustafa Kemal Atatürk ne oldu? Samsun'a çıkmıştı. İşte belki de Bandırma'nın şampiyonluk ateşi burada. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda belki atılacaktır. İnşallah bu galibiyet oyunculara, oyuncu kardeşlerimize bir inanç, bir motivasyon ve ekstra enerji getirir. Çünkü ihtiyaçları var, zorlu fikstürü var, kolay maçlar yok ve rakiplerin de ciddi manada bir baskılaması var. Biliyorsun onlar da ciddi manada hem transfer yapıyorlar hem de oyunları geliştiriyorlar. O yüzden ben Bandırma Spor oyuncularının da bu galibiyetin kendilerine bir motive amacı olması gerektiğini düşünüyorum. Bandırma Bolu Spor maçında kendilerine üstün performanslar bekliyorum. O zaman ben de şöyle tamamlayayım. Savunma yönünde bir düzelme var takımın. Mücadele gücü de bugün iyiydi. Biraz daha hücum çalışırsa bu takım, biraz da gol yollarında etkili olmaya çalışırsa ve daha fazla pozisyona girerse ilerleyen haftalarda o hedef doğrultusunda daha buradan, iyi ilerleyecektir diye buradan düşünüyorum. Buradan Sayın Başkan'a bir çağrımız olsun mu? Sen de şimdi şaşırdın ama şöyle Sayın Başkan'dan bir forvet bekliyorum ben. Ben de şöyle söyleyeyim, bir çalışma var o yönde. Bir çalışma var o yönde. Yani bu takıma böyle ama şey, yoldan geçen bir forvet değil. Yani yoldan geçen forvetse hiç gelmesin. Net olacak diyorsun. Benim aradığım özellikli forvet. Yani böyle iş yapacak, yeri geldiği zaman duvar olacak, yeri geldiği zaman skorer olacak, yeri geldiği zaman asist özelliği olacak, yeri geldiği zaman da sorumluluğu olacak. Böyle bir forvet yani bulunur mu bulunmaz bilemem. Ama bulunursa Sayın Başkan'a ricamız olsun, böyle bir forvet bence Bandırma Spor'a elzem olur. Belki de seviye atlatır. Kesinlikle çok ihtiyaç da var. O zaman bitirelim yavaş yavaş. Vallahi ben burada otururum ama sen şimdi üşümelere başladın. Bandırma ateşi seni maalesef ısıtamadı sevgili Ayhan Şensoy. Seni ben bile ıstamadım ama ekibimiz burada gerçekten de işinin başında. Her yerde olduğu gibi Bordo TV yine İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda sizlerle beraber olmaktan mutluluk ve gurur duyuyor. Yayın noktalıyoruz. Hoşçakalın.